Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz can dostlarımız. Annemle limon toplamaya indik, ot toplamaya indik. Evde sabah kahvaltımızı yaptık, Esra'yı kursa gönderdik. Evi topladım. Dedik hadi biraz limon toplayalım. Anne ne kadar güzel değil mi? Harika, harika. Annem bayıldı. Bayıldı, limon topluyoruz. Şimdi benim biliyorsunuz videolardan bu aşağı taraftaki bakkalda çalıştığım yerin sahiplerinin bahçesi var. Oradan limon topluyoruz yine. Ne kadar güzel de anne. Mis. Oy. Büyüklerinden. Çok tutmuş. Şuradaki dal kırılmıştı anne bak. Onu ayırdık biraz önce. Toplanmayınca yükü... Aynen, çok yükü ağır gelmiş dalın, kırılmış mesela. Kokusu çok güzel değil mi anne? Ben kokusunu çok seviyorum. Limonu. Koy bunları. Oraya yazın şey kullanmıyorlar. Aynen. Sen bir sepet doldur anne. Portakal da koparalım biraz. Seversin sen. Şu arka tarafındakiler, o herhalde sıkmalık da öbür taraftakinden bakalım. Şuradan ben de koparayım anne. Ot hangisinden topladın anne sen? Ben gelene kadar. Ha, turp otu mu? Kazyak yukarı taraftaki bahçelerde olabilir. Ya o tarafa gidelim. Limonu bir portakal toplayalım da. Anne, bakıyorum dalından koparıp portakal yiyor. Çok zevkli değil mi? Doğal olunca. Bu sıkmalık portakal aslında. Biraz ekşi olur dedim ama gene iyi. Oh. Annem bir sepet yaptı ben etrafı dolanana kadar. Arap soçu var anne orada. Annem hemen otu görünce kaçırmaz. Değil mi annem? Turp otu yaptım dedin mi anne sen? Turp otu yeter o zaman. Mis gibi kokuyor değil mi? Olması lazım ondan. Birkaç kök vardan ileride de var mı bilmiyorum da vardı eskiden. O kadar daha olsa bir pişirim. Evde de var. Biraz hepsini bir kavururuz. Ben onu götürürüm anne. Sen onu hiç elleme, ağır çünkü. İkimiz götürür. Yok yok, götürürüm ben. Sen otları al. Şey de koparalım. Öbür portakallardan da koparalım. Tamam anne. Ben sepet alıp geleyim. Portakalın o tarafa doğru gitsen. Annem iğneli otu buldu bir de. İğneli yakından gösterelim anne. Arkadaşlar bazen merak ediyor. Otları yakından gösterin diye. Bunu biz iğnelik diyoruz. Evet. İğnelisi oldu çiçeklenince. Evet. Buna iğnelik diyoruz arkadaşlar. Otları karışık kavurursan gidelim. Değil mi? Karışık kavurunca daha güzel oluyor. 2-3 çeşit buluruz anne. Kavururuz. Bu yeter. Arap saçı, turp otu,
iğnelik. Bir de kazyak buluruz şimdi. Tamam. Ha, anne bak şu portakaldan. Bu portakalın tadı daha güzel. Biraz bundan toplayabiliriz. Her taraf anne sarı çiçek gördün mü? Bahar, yerler. Bahar tam geldi. Aynen. Bahar geldi. Mart soğuk olacak diye haber okudum anne dün gece. Olur mu acaba? Bazı zamanlarda Mart'ta işte kar yağıyordu biliyorsun değil mi? Değil mi? 2-3 gün olur. Şu altta da var ama anne alabilecek misin? Ben mi alayım oraları? Sakın ha, aşağısı yüksek anne. Aşağıdan toplasın beni. Gitme anne o zaman. Gitme, ben toplayayım orada. Zaten 3-5 olsa yeter anne. Taze taze. Sen seviyorsun diye de sen topla istiyorum. Dalından seviyorsun toplamayı. Yeter anne. Aynen. Ay ne güzel oldu. Mis gibi. Tilkişen mi gördün anne? Bizim yürüyüşümüz hiç boş olmuyor arkadaşlar. Ya ot topluyoruz ya tilkişen topluyoruz. İlla ki bir şeyler buluyoruz yemeklik için. İnsan yürüyüşe çıktığı zaman bile bir yemeklik bir şey bulup geliyor. Değil mi anne? Evet. Laleler açmış mor mor. Hava da biraz bulutlandı bugün anne. Yağmur yağacak sanki. İnşallah annem. Afatsız yağsın inşallah. Aynen. Çok fazla açmış ama. İleride vardır anne. Şimdi öbür tarafa gideceğiz ya, o toplamıyor orada vardır. Aynen. Buradan düz yol anne. Ormana gidelim. Oradan öbür taraftaki yere geçeceğiz. Hem yol kenarı değil, toz olmaz oralar. Yavaş. Düşmeyesin. Dikkatli gel. O tarafta olmaz anne. Şu ormanın içine gidelim. O tarafa hiç çıkma bence. Çiçeklerin güzelliğini göstereyim mi? Ne kadar güzel açmış. Hangi mevsim dikiliyor acaba bu çiçek? Anne bu çiçekten dikelim ya. Çok güzel ya. Boydan boya duvarın üstüne sarmış arkadaşlar. O kadar güzel görünüyor ki şöyle aşağı doğru bakın. Çok güzel. Hani köküyle çıkınca güzel oluyor. Bak böyle köküyle çıkınca güzel oluyor bak. Şimdi de kazyak buluyoruz arkadaşlar. Yukarıda bir bahçe var, o tarafa geldik. Yol mesela üstünde orman vardı. Oradan biraz daha tilkişen topladık. Anne şu üstünün şeylerini alabilirsin, kötü şeylerini. Heh, evde de temizleriz gerçi. Ha, bak onunla dibinden. Ben becerebilirsem. Valla bıçakla da oluyor anne. Köküyle almaya çalışacağım da. Heh, oldu değil mi? Evet işte. En dibini temizleyebilirsin mesela kötü yerlerini. Ben de bulayım anne. Çıkartayım. Bir poşet yapsak bundan da yeter. Ha, o da olur. Tamam. Şöyle bıçağımı alayım. Arap saçıyla tilkişen poşetimi de alayım.
tomurcuk lalenin güzelliği. Hep buralarda mor lale. Kırmızı laleyi de özledim anne, biliyor musun? Bizim Nazilli'de hep kırmızı lale olur arkadaşlar. Buralarda da mor. Karşıya da hep arı kovanı koymuşlar. Böyle bahçelerin üstlerine koyuyor arı kovanları olanlar. Sahibi var herhalde, bal mı alıyor, ne yapıyor, ilaçlıyor mu? Bir tane birisi var. Ne verilir anne şimdi kovanın başındaki o insan ne veriyordur? He? Besliyor. Besliyor bahar, muydur? Bahar şimdi beslemesi gerekiyor, çiçeklerden atıyor. Anne bak burada ne buldum? Tilki şen buldum sanki. Kocaman. Evet. Evet. Kur birer dal ama toplayınca çok güzel oluyor. Anne kilosu ne kadarmış bunu biliyor musun tilki şenin? 60 liraymış değil mi pazarda? Bizde bedava. Pazarda evet 60 TL ama bizde bedava toplayınca. Tabii canım yarım kilo bulmuşuzdur. Olduğu zaman da tilki şen bir yerden böyle bakın birer tutam birer tutam toplanıyor arkadaşlar. Hani dolaşılmamış olsun, hani başkaları toplamamış olsun, böyle her dikenli otun dibinde oluyor. Bakın bir sürü buldum. Annemden ayrıldım, o tarafa gitmiştim. Bir güzel varmış ki. Yalnız arılardan korktum bakın. Şu arıların aşağı tarafından yaptım da. Vallahi uçuşuyor arılar. Sokar diye o taraftan bu tarafa geçtim. Anne tilki şen var mı? Arap saçı, aman Arap saçı ne? Kazyak. Arap saçı yeter zaten. Geliyorum anne. O taraf da o kadar güzelmiş ki anne. Baksana. Evet bir sürü oldu. Hani arılardan korkmasam gideceğim de arılar var o tarafta. Kazyak da güzel ama burada. Şunlar işte kazyak. Şöyle. Bir sürü tilki şen, kazyak bulduk arkadaşlar. Şimdi gideceğiz de gitmeden size şu güzellikleri göstereyim. Bundan sonra bahane edip hem ot toplamaya çıkacağız, hem böyle yürüyüş yapacağız, hem şu bahar geçmeden şu güzel çiçekleri tomurcuk yerine sadece sapını koparmışım. Şurada vardı. Biraz biraz böyle toplayıp ıslatıyorum ya küçük bardaklara. Çok güzel oluyor. Bakın güzelliği. Her yer papatya ve mor lale. O kadar güzel ki. Çok güzel. Allah'ım. Hava bulutlu olduğu için görüntü çok güzel çıkmayabilir bugünkü görüntüler. Allah'ım çok güzel. Geçen gün topladıklarımızı da ıslattım. Böyle hemen açılıyor yalnız. Böyle iki gün durdu mu iyice açılıyor. İyice tomurcuklardan toplarsam daha fazla dayanıyor. Ay çok güzel. Şurada da var. Bir de şurada daha pembe olan var. Şunun rengi daha farklı. Koyulu açıklı mor.
Annemi tutabilene aşk olsun. Ben lale toplayıp bu taraftan gidene kadar gitti. Anne. Annemi tutabilene aşk olsun diyorum. Kız anne, arılar çok... Anne, arılar çok yakın. Vallahi sokturacağız kendimize. Ha. Allah. Beni görmüyorlar. Ha. Hiç görmezler seni. Hadi binde var, evet. Kovanların ön tarafını gördün mü anne? Her taraf mor lale. Ne kadar çok açmış bu tarafta. Anne, bu tarafta poşet kaldı mı? Kalmadı değil mi? Hiç başka poşetimiz yoktu. Tamam. Tamam. Bu taraftan yürür gideriz olmazsa. Ya da arka taraftan gideriz yine. Bakarız. Acıktın mı? Hı hı. Valla. Gidince var bir şeyler evde yiyelim. Taze kabağımız vardı dereotlu. Ondan yiyelim yoğurtla anne. Yo, yoğurdumuz kalmadı sanki. Gel. Yeriz. Bir şeyler yeriz, atıştırırız. Aa, küçücük şeyin gibinde bak. Ha, evet. Bizim ayağımız geliyor bunlar. Aynen. Ama çok iyi oldu bugün. Bolca bulduk anne. Allah'a. Haydi bakalım. Şu güzelliği de insan bırakıp gidesi gelmiyor değil mi anne? Ay çok güzel. Bir de kuşlar ötüyor ya arada. Annem gelir. Hadi. Hadi. Vallahi bir de sokar her yanımızı. Hiç boşuna gitmeyelim o tarafa. Ne çiçeği var? Saadet çiçeği. Hangisi? Şam çiçeği denir, saadet çiçeği denir. Sanki o kokuyor. Ondan mı geliyor evet, anne? Evet, aha. Çok güzel olur. Ne ki bunun adı? Salep. Şöyle yaprağından bir koparıp da baksana mı kokusuna? Aa, çok güzel kokuyor salep anne. Salep çocuğum, çam çiçeği denir. Aa. Bak orada da vardı. Biraz bak şu da ondan değil mi? Aa, şu. Bak. O. Ay çok güzel ya, tomurcuğu falan ne kadar güzel. Ama çok güzel kokuyor. Ben yıllardır hiç görmemiştim. Mis gibi kokuyor anne. Bak şurada. Bayıldım kokusuna. Of. Allah'ım ne kadar güzellikler yaratmış anne ya. Rabbim bize için neler yaratmış ya. Her şeyi biz insanlara sunmuş biliyor musun anne? O kadar çok şükretmemiz için sebep var ki. Binlerce kez şükür. Aa, çok şükür ya Rabbim. Aa, bak tilki şen. Ya önüne çıktı. Evet, kocaman bak. Bak. Evet. Bak. Bugün şanslıyız diyorum ya. Allah öyle. Bugün aa, çok şanslıyız. Bugün çok güzel oldu. Bayağı da çok bulduk. Hı hı. Şuradan artık tarla tarafından çıkalım anne. Aşağı yola doğru. Annem gelir gelmez hemen Arap saçlarını yıkamaya başladı. Kavurup hemen yiyelim diye acıktık da oradan oraya gezerken. Kahvaltıyı da erken yaptık bugün Esra'yla kursa gitmeden. Ondan da oldu anne. Erken yaptığımızdan. Oh, mis gibi Arap saçını hemen kavurup yiyeceğiz yumurtayla. Taze çıkıyor. Aynen. Tilki şeni kazya ayrı kavuralım sonra anne. Aha. Onu hemen kavurup yiyelim. Oh mis. Geçen gün topladığımız bakın. Laleler, papatyalar. Şunu da Esra toplamış. Havalandan gelirken inince köyde. Şunları da geçen annemle toplamıştık ya videoda. Bakın o kadar çok açıldı ki dediğim gibi. Kocaman kocaman oldu tomurcuklar. Onun için bugün getirdiklerim bakın otun üstüne koydum. Onları ıslatacağım şimdi. Mis gibi. Vallahi çok güzel oldu anne. Hele tilkişen bayağı oldu bugün.
Anne ben soğanı doğrayayım hemen. Tamam. Bir tane yeter mi ona anne? Yeter. Şu yeter mi? Yeter, yeter. Ben soğanı doğrayayım. Bir anda. Sonra çıkartalım. Ben şunu temizleyeceğim ya. Büyük bir tavayı, şey, tepsi yok değil mi? En büyük olan plastik var anne. Hani? O kahve tepsinin büyüğü var süzgecin altında. Bunu yapacağımız tavayı sen bana ver. Şurada mı acaba anne? Dur. Bunu mu yapalım, bunu mu yapalım? Fark etmez, ben de yapayım. Şunu yapalım. Ev sahibi sensin. Ev sahibi sen de. Aynen. Onları da mı ayıklayacaksın anne? Hı hı. Tamam. Arap saçını hemen koyuyorum bir yandan. Koy şunu. Soğanın kavrusunu hemen Arap saçında doğrayayım. Hı hı. Azıcık yıkayıver biraz sonra. Hı hı. Çay damlamızı da bir tarafa alalım. Acıkınca kötü olduk. Hemen saldıracağız boğazı. Aynen öyle ya. Sabah yediğimizi erittik. Yine iyi dayandı. Evet. Bizim gezmemize. Yanımıza böyle meyve gibi bir şeyler alsak iyiymiş. Anne hiç aklımıza gelmedi. O kadar gideceğimizi düşünmedik. Aynen. O kadar uzun süre dışarıda kalacağımızı düşünmedik. Islandığı yeter. Arap saçları. Sus. O zaten şey. Tamam. Aynen. Şu kir pişeni de buraya koyayım anne. Sonra da onu kavuralım. Tamam. O pişeni de onu kavururuz. Tamam. Ben hemen bu Arap saçlarını doğruyorum anne. Aha, hazır olur. Arka arkasını yapıyorum. Mis gibi kokuyor. Bilmiyorum. Hazır olur. Ellerimize, ayaklarımıza sağlık. Ayaklar yoruldu ama. Evet. Hele babaanne. Hele babaanne. Babaanne maşallah gene. Her neyimiz var ne diyorsun sen? Maşallah. Oturmak yok. Evet. Geçen gün Arap saçını pazardan aldık. Değil mi anne? Çıkmaya evet. Fırsatı olmadı. Bir evet, baktı evet. Annem pazarda Arap saçları var. Toplanmış böyle organik. Hı-hı. Hı-hı. Bana ne kadar? 5 TL miydi anne? 5 TL'ydi. 5 TL'ydi bağ. O da böyle maydanoz bağları gibi. Doğalmış. Yani. Doğaldı ama. Biz bugün bir sürü topladık anne. Şeyi de karıştırayım. Soğanı karıştırayım bir yandan. Kavurmasının hiçbir zorluğu yok. Soğanı kavurup her çeşit hangi otu kavurursanız onu da üstüne doğrayıp koyuyorsunuz. Pişmeye yakın tuzunu, toz biberini koyup tuzunu önceden de koysan daha iyi olur. Tabii değil mi anne? Ben bütün yemekleri genelde önce koyuyorum. Çünkü emişiyor, içine alıyor tuz tadını. Ben atıyorum ben onu. Şu anda kavruldu. Hemen Arap saçlarını atayım. Oh, mis. Tuzunu hemen atayım. Hı hı.
Ekleriz eğer yetmezse. Allah benimkini gibi olmaz. Aynen. Ben bir yandan Arap saçını koydum kavrulsun diye. Annem de kaz yakları ayıklıyor. Ormanda çabucak çabucak topladık. Vakit geçirmeyelim diye. Anne güzel olmuş deme. Çok güzel olmuş. Şahane. Tazecik. Valla. Bunu da akşam için kavuralım mı? Kavuralım da akşam. Hazır olsun. Yiyelim önce biz bir kendimize gelelim Arap saçını. Ondan sonra bunu akşam yemeği için hazırlarız sonra. Aynı Arap saçı gibi kavuracağız anne bunu da. Soğanla. Şeyi de koyup kaz yakları koyup toz biber, tuz. Ay, yoruldun değil mi? Ama buna yumurta kırılmıyor anne. Hani özelliği buna normal kavurma gibi yapacağız. Aslında bunu satanlar karışık satılıyor. Karışık kavurursan daha iyi oluyor acaba? Tabii canım, mesela bir sürü çeşit ot, hani buralılar genelde karışık ot toplayıp karışık kavuruyor. Öyle satıyor. Pazarda. Ama biz çok değişik ot bilmiyoruz ya, ondan tereddüt ediyoruz. Bu, şimdi biz ne topladık? Bunlar bizde yok yani. Kazyak bizim orada yok mesela, yok. Bilmiyoruz. Ben görmedim hiç. Aynen. Mesela biz ne topladık? Şey, turp otu topladık. O kaldı aşağı tabi, ayrı yoldan gelince onu alıp gelelim sonra akşamleyin. Bir de Arap saçı bu. Ha, gelincik topladık bir de. Evet. Kabırcık mı diyordunuz anne? Gelincik, kabırcık. Ama benim komşular daha çok biliyor o çeşitini anne. Bir sürü o çeşidi biliyorlar. Biliyorlar mı burada? Tabii, benim komşular biliyor hepsini. Ama ben çok çeşidini bilemiyorum. Sen normalde de biz evet. Aile, annen yaptığı için sen bilmiyorsun. Aynen. Evet. Anne, okul bitti. Hadi yazları dediğim gibi evdeydik ama liseye kadar okulda evlendirdiniz. O lise bitti, biz evlendik, dışarıya hiç o çok görmedik. Pazardan aldığımız kadar görüyorduk mesela. Pazardan anne şey alıyorduk, ısırgan alıyorduk. Ebe gümeci, bak hep onları dışarıdan alıyorduk. Nerede toplayacağım binaların içinde? Bulursan. Bulursan taze. Başka yer nerede? Aynen. Ege tarafındanca. Ben bir bakayım kavrulmuş otumuz. Yeter mi bu kadar anne? Yeter. Göbeğini mi koyuyorduk senin usulle? Göbeğini koyarsak. Hani biber kokusu oluyor yani. Bunu daha büyük bir şeyin için ıslatalım. Biber en altta var anne. Büyük tamam. Onun da büyüğü leğen var. Tamam, sonra çıkar. Ne oldu? Çok var. Olmuş mu anne? Yumurtalarında. Yenmez mi gari değil mi? bizim Ege şivesi yenmez mi gari? Yiyin gari. Yiyin gari. Nasıl güzel koktu. Kırılır. Afiyetle yenir diyorsun. Afiyetle Ayşe yenir. Babaanne. Annem otları kavurdukça, buldukça mutlu oluyor. Çok mutlu oluyor. Çünkü otları çok seviyor. Oh, mis. Bu kadar. Aynen. Nefis bir düğün yemek. Aynen öyle. Ne yapayım el alem hormonlu etine. Değil mi? Duydunuz mu arkadaşlar? Ben, ne yapayım hormonlu etleri diye. Ben cezemden kırdan topladım geldim gari bunları. İlaçlı ürün yiyeceğimi diyorsun. Tabii. Et yiyeceğimi, tavuk yiyeceğim, ilaçlı ot yerim diyorsun. Şimdi ne yapacaksın anne? Şimdi bunu ıslatacağım. İlk şeyini ıslattım. Tilkişeyi ıslattın, o yıkanıyor akşama çünkü. Bunları da kavuracağız. Çünkü buruştuğu zaman tadı geçiyor değil mi anne? Evet.
Kaz yağı da ıslan. Madem anne tamam. Onlar da akşama süzülsün. Tamam. Ben sofrayı hazırlayayım. Tamam. Anne, çorbasını da nasıl düşürüyorsun? Anne içmiyor musun kesin? Yeter mi o sana? İçsem mi hocam diyorum. Bağırsakları yumuşatır. Azıcık içelim mi anne? Güler kalsın. Çok az koyuvereyim mi? Limonu da keselim. Limonlu portakalı getiremedik. Aşağıda kaldı. Sonra çünkü biz o toplamaya, eniş toplamaya o taraftan yukarı doğru çıkınca getiremedik. Kaldı portakalımız, limonumuz. Evet, öbür otlarımız da orada kaldı. Alır geliriz biraz sonra. Gel anne. Gel anne. Yavur anne. Sık sık. Oh, olacak. Kaşık getireyim. Ben çıkalım. Çıkalım. Açlıktan hemen böyle alelacele ama çok güzel oldu. Anne. Arap saçımızın pişmiş halini gösterelim anne. Ne kadar güzel oluyor. Onun yanında taze soğan olsa çok güzel olur ama. Taze soğan getireyim. Yok onu sabredemem. Kuru soğan. Yok sabredemem onu. Valla tamam hemen yiyelim bari. Acıktık. Bu şekilde de videomuzu sonlandıralım anne bugün. Öyle olsun. Değil mi? Sevdiklerimize Allah'a emanet edelim. Herkes sevgiler, selamlar. Kendinize iyi Allah'a bakın. Allah'a emanet olun. Evet, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Biz de karnımızı doyuralım. Aynen. Buyurun. Arap saçı yiyelim. Annem çok acıktı. Haydi bakalım görüşmek üzere. Bu böyle parmakla. Oo, bandırıp da yiyeceğiz şimdi. Yiyeceksin. Hele bu yufkayla olsa. Evet, yufka olsa. Çok. Haydi bakalım, afiyet olsun annem.